Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda Suzuki TL1000 R'ı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok şık bir model, bir motosiklet. Böyle beyazlı, mavili, kırmızılı. Hemen lafı uzatmadan çalıştırıp sesini dinleyelim ve yola çıkalım bence. Çünkü ben de bayağıdır sabırsızım bu olayı, bu motosikleti inceleyebilmek için. Evet, sesiniz böyle. Motor kımıldadı. Şimdi burada milleti fazla rahatsız etmeden uzayalım. Şöyle biraz ormanlara, orman yollarına gideyim. Oralarda daha rahat gürültü, ses çıkartabiliriz. Şöyle hemen hareket edelim. Öncelikle bu motosikleti Given Drive'dan almıştım. Haberiniz vardır zaten izleyenler ve Instagram'da beni takip eden arkadaşlar. Ona buradan teşekkür ediyorum motosikletini bana ödünç verdiği için. Bu motosiklet adından da anlaşılacağı gibi 1000cc'lik canavar bir motosiklet. V tipin motor bloğu var. 90 derece açıyla yerleştirilmiş 2 adet silindir bulunuyor içerisinde. Bayağı büyük bir tork elde ediyoruz bu sayede. Tabii ki ciddi bir hız da aynı zamanda, bayağı eğlenceli. Hemen önüne atlıyorum senin çünkü sinyal verdin. Şöyle birinci vitesten ikinci vitese geçelim, yoksa fena şeyler olacak. Ciddi bir güç söz konusu ve tabii ki bunu kontrol etmek için de bayağı bir tecrübe ve biliyorsunuz Barkın abimizin söylediği gibi bazı şeyler gerekiyor. 3 harfli bir şeyler vardı. Güven, özveri, X falan filan. O yüzden ciddi bir makine. Sanırım Türkiye'de de yok. Bu motosikletin fotoğraflarını paylaştıktan sonra Türkiye'deki arkadaşlar da Türkiye'de bulunmuyor falan demişlerdi. Ama yine ben paylaşmış, anlatmış olayım. Elime geçtiği için, çok da hoşuma gittiği için bir video paylaşmak istedim. Öncelikle bu motosikletin birazcık tarihinden bahsedelim. Ne oldu, nereden geldi, niye bunu böyle yaptılar diye düşünüyorum ben de. Şu an Ducati'de vardı böyle V silindirli ve KTM'de vardı. Hatırladığım kadarıyla böyle V silindirli motosiklet. Bunlar 1998 yılında Suzuki bunu Amerika'da ve dünya şampiyonalarında yarışsın diye böyle bir motor piyasaya sürmüş. Demiş ki böyle bir motor yapalım, yarışsın. Ama nasıl yapmış motoru? Gitmiş hazırda olan TL1000 S modelinden almış motor bloğunu vesairesini, bazı özelliklerini diyeyim, motor bloğu demeyeyim, bazı özelliklerini alıyor. Ondan sonra diyor ki bunu biz racing yapalım ve o şekilde yola giriyorlar. Doğru yerden çıkıyorum inşallah. Şöyle bir açalım. Yani yola bir katılım sağlayalım. Değişik bir hızlanma, değişik bir gücü var. Gördüğünüz gibi bulmuşken yapıştırmadan olmaz dedim. Yola katılırken biraz hızı arttırabiliyorsunuz. Ha bir de burada saat 7'den sonra 130 hız limiti vardı. Pardon, 120. Ben biraz hızlanayım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bana mısın demiyor. Birinci, ikinci viteste coşuyor yani. Bazı arkadaşlar YouTube'da yorumlar yapıyorlardı. Niye işte 6. vitese atmıyorsun, bu motor 6 vitesli falan diyorlardı. Yani motor boğuluyor gibi geliyor bana yani. Biraz da böyle ayıp yani motora böyle yüksek, düşük devirde yüksek hızda sürmek diye düşünüyorum. O yüzden istediğini vermek lazım. Bu arada yanlış yerden çıkmışım. Valla Belçika'ya doğru gidiyorum herhalde. Neyse, bir yerden döneriz. 1998 yılında piyasaya sürüldü ve tanıtıldı motosiklet. Ondan sonra tabii ki yarışlara girdi ve tabii ne oldu? Kazanamadı. O zamanın durumuna göre, yarış motorlarına göre biraz geride kaldı. Rakiplere daha üstündü tabii ki bu motorun. Çünkü ağır bir motosiklet. 1000cc, 196 mı 192 mi öyle bir şeydi kilosu. Kuru ağırlığı bu arada. Cidden bayağı ağır bir motor. 2 silindir, dev gibi, devasa. 998cc, 135 beygir motor bloğu. Yani 135 beygiri ben ölçmedim. Bu istatistiklerde yazan bilgiler. Belki daha düşüktür, belki daha yüksektir. Bu biliyorsunuz birçok modifiye ile de arttırılıyor, düşürülüyor vesaire. Böyle bir istatistik yazıyordu ama cidden iyi gidiyor yani. Gidiş dediğin harbiden binlik motoru hissediyorsunuz.
Tabii gitme vesaire deyince insanın aklına bir de fren olayı geliyor. Fren olayı nasıl diye düşünüyor insan. Frenleme kısmında iyi düşünmüşler. 320 mm önde çift disk var. Bunların yanında 6 pistonlu kaliperi var. 6 piston cidden sağlam ısırıyor. Arka fren 220 mm diskimiz var. Arka fren idare eder, ben buradayım. Arada bir basabilirsin düğmeye diyor. Arka freni bu motorun pek iyi tutmuyor zaten. Pedal acayip yani. Eskiliğine veriyorum yani, olabilir ama böyle klasik bir motosiklet için yeterli güce, görüntüye ve gidişe sahip. Böyle motorlar görünce de buradan kendisine de selamlarımı iletiyorum. Motorcu muhabbeti geliyor aklıma. Onda da Kawasaki vardı, böyle biraz eski nesilden. O bayağı iyi ilgileniyor motoruyla. Yani burada çok böyle motosikletler oluyor. Eski model ama çok taze, temiz. Yani neredeyse 20 yaşında motosiklet, parıl parıl parlıyor. Tabii bakım önemli. O yüzden dikkatli bakılırsa bayağı uzun yıllar gidiyor. Bu motosiklet tabii iki yarış kazanınca, bu üretildiği zamanlarda yarışlara katılıyor, bir yarış kazanıyor, iki yarış diyorum, bir tane yarış kazanabiliyor. Adamlar da diyor ki, Suzuki'dekiler, abi bu olmamış, bunu yapamamışız. O yüzden GSX-R 750 modeline, yani daha hafif olan modele dönüyorlar. Diyorlar ki biz bunun üzerine odaklanalım, bu biraz ağır, yarışlarda iyi iş yapmıyor. O yüzden ona dönüyorlar. Bu modeli de piyasaya sürmelerindeki amaç, Ducati'nin 996 modeli, yanlış hatırlamıyorsam 996 modeli için, modeline rakip olması için piyasaya sürüyorlar ki hani rakip olsun, onların sattığı segmentte biz de motor satalım hesabı. O şekilde. Bunun Naked modeli de S modeliydi. O modeli de bayağı güzel ama tabii ki bu V motor bloğu bence daha çok Naked motora gidecek bir blok. Racing de pek tutmadı ama sesmez harika bir motosiklet. Şimdi şurada size bir hızlanma yapacağım. Şöyle bir hızlanma videosu. Hızlı değil yani, 120. Ben 120'yi geçmiyorum. Trafik kurallarına uyuyorum, idare edin artık. Burada çünkü kurallar sıkı sıkı olduğu gibi de cezalar da sıkı. O kadar söyleyeyim. Zaten ehliyetimi de yeni aldığım için pek böyle aksilik demeyelim de uzayamıyorum yani, kısaca öyle söyleyeyim. Motosikletin ağırlığının yanında bir de tabii ki sele yüksekliği de önemli, biliyorsunuz. Sele yüksekliği bana bile yüksek geldi niyeyse. Herhalde koltuğunun şeklinden, şemalinden dolayı 830 mm olması lazım. 830 mm aslında standart, çok da yüksek değil ama böyle bazen ayağımı yere uzatmakta zorluk çekiyorum. Benim de boyum 1.80. Bazen de motosiklet pantolonu tabi kastırabiliyor insanın bacaklarını, fazla hareket özgürlüğü tanımadığı anlar olabiliyor, ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ama genel olarak iyi yani, sürebiliyorum konforlu bir şekilde bazı durumlar dışında. Motosikletimizin yakıt deposu 17 litre artı 4.5 litre de sanırım bir rezervuar var, yani nasıl söyleyeyim, yedek depo gibi bir olayı var. Işık yandığı zaman, ki ışık, sadece ışık yanıyor ekranda, böyle bir yakıt göstergesi yok, şu kadar kaldı bu kadar kaldı diyen, sarı ışık yanıp sönmeye başladığı zaman dua etmeye başlıyorsunuz, acaba ne zaman biter, nereye kadar götürür. O biraz insanı tedirgin edebiliyor. Ortalama 200 km falan gidiyor bir depoyla, hemen ışık yakmaya başlıyor, pek böyle uzun süremiyorsun. 1000cc olunca bir de gazlamadım halde, normal sürüş yani. Böyle çok abanmıyorum. Kendi tecrübelerimden biraz bahsedeyim. Motosikletimiz tabii ki eski tip. Nasıl söyleyeyim? İlk sabah çalıştırdığınızda biraz böyle ısınmasını beklemek gerekiyor. Eğer ısınmazsa gaz verince böyle öksürüyor. Onun dışında eğer ilk ısıttığınızda, ilk yola çıktığınız anda stop etmesine böyle hazırlıklı olmak lazım. Şurada sol tarafta motosikleti bir yere park edince size gösteririm. Sol tarafta jiklemiz var. CBF 150'deki gibi böyle değişik bir jikle olayı var. Onu açmadan pek kolay çalışmıyor. Üzerindeki egzoz da yarış için tasarlanmış. Yani sadece piste kullanın diye yazan, üzerinde öyle bir yazı olan farklı bir egzoz. O yüzden de sesi biraz farklı geliyor olabilir. Orijinal egzozunu nasıldır bilmiyorum yani. Bu değildir kesin de.
Aynaları düşündüğümden az titriyor. Motosiklete giderken mesela şu an bakın, ayna gayet stabil. Böyle aşırı titreyen ayı gibi bir motor için iki silindirli bayağı başarılı dengelenmiş yani. Bunu iyi yapmış herifler yani. Ne zaman nasıl yapmışlarsa, bunların da orijinal ayna olup olmadığını bilmiyorum ama bayağı stabil duruyorlar. Şöyle sesi bilmiyorum nasıl geliyor size ama ben böyle sürerken mutluluktan havalara uçacağım yani. Gır gır gır. Bazen çok böyle gazlayınca birinci viteste motosikletin hissi R25'i bilirsiniz. Türkiye'de çok yaygın. R25'i böyle sanki hep de önüme kamyonlar denk geliyor ya bugün nedense. R25'in daha büyük versiyonu gibi geliyor böyle sessiz. Onun böyle sıralı bir sesi var. Aynı onun gibi geliyor. Güneşin sızdığı süper bir mekan buldum. Tam fotojenik, böyle çılgın bir yer. Burada motoru sizin için durduracağım. İnşallah şuradaki villa sahipleri, oha villa değilmiş, mezarlıkmış, İsyan etmez. Neyse, ölüye saygı. Harbiden mezarlığın önünde durmuşum ya, nasıl bir olay. Evet, gördüğünüz gibi motosikletimizin ön cephesi bu şekilde. Şu şekilde eğilirsem daha karşılıklı olur. Yanlarda iki tane hava kanalımız var, sağ ve solda. Önde 320 mm diskimiz, gördüğünüz gibi. Hava kanalı yanlardan gidiyor. Şöyle göstereyim. Buradan şasinin içi arasından motorun üst kısmına, karbüratör kısmına gidiyor. Tabii ki sıvı soğutmalı. Burada fanlarımız da var. Ve silindir şurada görünüyor. Buradan bu şekilde. Gördüğünüz gibi ayaklar, peglerde lastik var ama bir miktar titreşim tabii ki hissediliyor. Böyle bir motorda kesinlikle titreşim oluyor. İnsanı çıldırtmıyor ama Tokiko fren kaliperlerimiz var. 3 burada, 3 orada. Altılı böyle kaliperler. Güzel fren sağlıyor. Korkutmuyor, insanı rahatsız etmiyor. Bayağı başarılı. Kuyrukta benim arkadaşım herhalde almış ya da kendisinde vardı. Böyle bir monokapağımız var. İçinde çok büyük bir bagaj kapasitesi var. Şöyle kapağı neredeydi? Kaldırırsam, şunlar da bana çarpmazsa, şu dalgayı da sökelim. Gördüğünüz gibi burada zincir falan bile sığacak kadar alan var. Bu zincir de bana hediye etti herhalde kankim. Burada zincirle göndermiş motoru. Zincirin anahtarı yok. Egzozlar bu şekilde. Çift. Üzerinde sadece işte pist falan kullanımına uygundur falan gibi böyle bir şey yazıyor. Hiç susturucu vesaire yok üzerinde. Bayağı başarılı. Kontrollerde de uzunlar kısalar yine her zaman alıştığımız yerde. Burada bir selektör butonu var. Sağ sol sinyal. Ortada gördüğünüz gibi bir direksiyon amortisör var. Bu da tank tokatlama dediğimiz olayı yapmaması için, çok yüksek hızlarda lastiğin çukura girmesi ve titremesi ve gidonu titretmeye başlamasının önüne geçmek için böyle bir kendinden gelen bir amortisör var. Bu önemli bir özellik. Büyük motosikletlerde özellikle. Sağ tarafta yine ateşlemeyi kapatan ve açan butonumuz var. Ayarlı manetlerimiz var. Bunlar kendinden. Gaz kolu nispeten hafif, yaylı, telli. Aşağıda sesi duyuyorsunuzdur. Bayağı bildiğim vuruyor yani. Biraz titrediği için bazı şeyler zamanla kendiliğinden gevşiyor. Şu mesela gidon ağırlıkları kendiliğinden gevşemişti. Ben biraz sıkmam gerekti. Önde ayarlayabileceğimiz amortisörleri var, iki tane. Bunlar tepkisini ayarlayabiliyorsunuz ve tabii ki bu biraz da spor amaçlı kullanıldığı zaman. Arka tarafta da yine aynı şekilde yüklemeyi ayarlayabileceğiniz bir amortisörümüz var. İdare eder. Güzel bir racing motor yani. Tabi bazı modifiyeler yapılmış, sinyaller vesaireler değiştirilmiş. Ama genel anlamda böyle gazı köklediğinizde deli gibi giden bir makine, insanın aklını başından alıyor. Ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta 300'e kadar giden bir ibremiz var. 300'ün de üzerine çıkıyor yanlış görmüyorsam. Şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi sağ tarafta 12.000 deviri gösteren maksimum bir devir saatimiz var. Trip 1, trip 2'miz var. Yanında sağ tarafta N ışığı yanan yerde benzin ve sinyal göstergeleri var. Şöyle sağ sinyal verirsem aynı şekilde sarı şekilde benzin göstergesi de orada.
Gördüğünüz gibi basit bir arayüzü var, basit bir ekranı var. Tam böyle racing, yani yarış amaçlı, pek detay olmayan böyle basit bir ekran. Şimdi tekrar bir gazlayalım. Tabii sıcak olduğu için şurada gördüğünüz jikleyi açmadan, normalde böyle açılıyor. Hemen şey yapıyor, harekete geçiyor makine. Bunu açınca bayağı bir yüksek devirde çalışıyor. 3000'lere falan çıkıyor. Öyle bir durum. Şimdi yola çıkacağım. Arkada bir araba var. Neyse, o gelmeden ben 100 kere çıkarım. Evet, hemen çıkıyoruz. Değişik bir motor sesi. Size tam motor sesini dinletemedim. Şurada bir motor sesi partisi yapayım. Şuradan şöyle yavaş gideyim. Oha. Şurada bir durayım. Şuradan bir döneyim. Burada şimdi millet de rahatsız olmaz yani. İnsan da yok. O yüzden sıkıntı yok. Aynı R25 ya. R25'in dedesi diyelim. Sinyali de kapatalım. Ya ters taraftan da inelim. Bu nasıl bir şey ya? Evet arkadaşlar, sesi vermeden bitirmek istemedim gerçekten. Unutmuşum, kusura bakmayın. Sona kaldı ses kısmı. Öyle arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş, trafiği katletmeden, ses kirliliği yaratmadan eve gideyim. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin arkadaşlar sürerken. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu likelamayı unutmayın. Ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup tabii ki oradaki o küçük zil ikonuna basmanız gerekiyor. Yoksa bazı şeyler, bildirimler gönderilmiyormuş. Öyle arkadaşlar. Instagram'da da aktifim. O yüzden Instagram'da ve Facebook'ta da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.